Herkese merhaba. Bu videomuzda 2021 bisiklet fiyatlarına bakacağız. Sizler için bazı modeller seçtim. Genel anlamda değerlendireceğiz. Şimdi birlikte hemen başlayalım. Şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar genel olarak maalesef bisiklet fiyatlarına %30 ile %60 aralığında bir zam geldi. Türkiye'de artık bisiklette lüks oldu. Eskiden başlangıç bisikletleri 1000-1500 TL bandındayken Şimdi arkadaşlar 2500-3000 TL oldu. Buna devletin bir el atması gerekiyor. Bence bir destek çıkması gerekiyor. Çevreyi kirletmeyen, spor yaptığınız bir aracın fiyatının yükselmesi gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Hemen Decathlon'un bisikletiyle başlayalım. Önümüzde gördüğünüz 100 modeli arkadaşlar. Rockrider 100 modeli. Bunun eski fiyatı, 2020 fiyatı 1450 TL'ydi. Bakın şu anda ne olmuş? 1950 TL olmuş. Yaklaşık %30-35 aralığında bir zam görüyoruz. Gerçekten yüksek rakamlar. Hemen diğer modelimize geçelim. 520 modeline geldik. Rockrider 520. En çok satılan modellerden bu da. Arkadaşlar 2020 yılında bunun fiyatı 2200 TL idi. Şu anda görüyorsunuz fiyatı 2900 TL olmuş. Bunda da yine ortalama %30 %35 gibi bir zam görüyoruz. Diğer modelimize geçelim. Yine en fazla satılan model Rockrider 540 modeli 2020 yılında bunun fiyatı arkadaşlar 3000 TL'ydi. Şimdi görüyorsunuz ne oldu? 4000 TL oldu. Yine görüldüğü gibi %30-%35 aralığında bir zam görüyoruz. Yani Decathlon'un bisiklet fiyatlarında işte %30-%35 aralığında bir zam bizi bekliyor. İlerleyen zamanda ne olur? İşte dolarda biraz düşme var. Euro'da biraz çekilme var. E, artar mı? Azalır mı? Yani kısa bir zamanda azalacağını düşünmüyorum ama Belki yeni üretecekleri bisikletlerin ham maddesinde eğer dolar düşüşe devam ettiği süreçte e, devam ederse e, belki bir nebze geri çekilme olur. Ama tam tersi e, dolar yükselirse de arkadaşlar kesinlikle düşmeyeceğini söyleyebiliriz. Dekathlon'daki e, diğer yol bisikletlerinde siz arkadaşlar %30-35 aralığında zamlanacağını tahmin edin artık yani geçen sene ki bisikletlerde katlonda artık %30 %35 zamlandı. Hemen e, Türkiye'deki bir başka model olan Kron e, bizim markamız, Türkiye'nin markası, e, Türkiye'de çokça satılan bir bisiklet modeli. Şimdi bunun geçen seneki fiyatlarıyla şimdiki fiyatlarını karşılaştıralım. Yine en fazla satılan modelleri seçtim. Kron XC 100. Geçen sene arkadaşlar 1700 TL'ydi idi. Ee, şimdi ise gördüğünüz gibi 2700 TL'lik bir fiyat var. Abi fiyatlar için şöyle söyleyeyim yani 100 TL aşağı yukarı olabilir ama ben ortalama konuşacağım. Abi böyle dedin yalan dedin işte böyle değilmiş falan diye sonra bana dert yanmayın. Sadece burada biraz fikir edinebilmek için e, genel konuşuyorum. Bu gördüğünüz gibi hidrolik model işte mekanik ve fren e, jant boyutuna göre fiyatlar değişiyor ama ben hidrolik modeli baz aldım geçen sene Arkadaşlar bu bisikletin fiyatı 1700 TL'ydi şu anda görüyorsunuz 2700 TL olmuş 1000 TL'lik bir zam var e, gerçekten şöyle düşündüğümüz zaman yaklaşık yüzde 60 gibi bir zam yapıyor e, Kronda da bisiklet fiyatları yüzde 50 yüzde 60 zamlanmış gibi ilerleyen zamanda gerçekten göreceğiz. Şimdi hemen diğer modelimize geçelim. Yine en fazla satılan model ekonomik olduğu için Kron XC150 yine hidrolik modeli. Arkadaşlar geçen sene bunun fiyatı 2000 TL bandındaydı. Şimdi görüyorsunuz 3200 TL olmuş. Burada da yaklaşık arkadaşlar yine işte %60 gibi bir zam görüyoruz. Gerçekten çok büyük rakamlar Geçtik benim incelediğim kronun biraz üst seviye diyebileceğimiz bir modeli kron xc 1000 hidrolik modeli burada yalnız şunu söyleyelim arkadaşlar geçen yıla göre gördüğünüz gibi çok bir fark var İşte maşa değişmiş 2'ye 11 yanlış değilsem vites sistemi de 30'dan 22'ye değişmiş ama tabi görüyorsunuz fiyatta da nasıl bir değişiklik var. Geçen yıl arkadaşlar bu 4.000-5.000 TL aralığında satılıyordu. Ee, burada da zam mı görüyorsunuz 7.290 TL olarak görünüyor. Yani burada da e, %70'lik %60-70'lik bir zam görüyoruz. Gerçekten e, çok büyük e, zamlar. Bu sene gerçekten e, bisiklet almak arkadaşlar e, çok zorlaştı. Yine Türkiye'de en fazla satılan Ümit'in bünyesindeki marka olan Mosso'ya geçelim. E, Mosso'nun yine dağ bisikleti kategorisinde en fazla satılan, ekonomik olan bisikleti e, 29 Wildfire modeli. Arkadaşlar geçen sene bunun fiyatı 2000 TL idi. Şimdi bakalım ne olmuş. İşte 2800 TL olmuş. E, yaklaşık burada da %30-35'lik bir zam görüyoruz. Hemen diğer modelimize geçelim. Diğer modelimiz e, yine Mosso'nun fazla satılan modeli Mosso Race Line. Yine hidrolik modellere bakıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bunların çeşitleri var, mekanik var, V fren var, jant boyutu. Bunlar hepsi fiyat aralığı değişiyor. E, şimdi geçen sene arkadaşlar bu bisikletin fiyatı 2.300 TL idi. Şimdi görüyorsunuz 3.140 TL olarak görünüyor. Yani arkadaşlar burada da %30, %35'lik bir zam karşımıza çıkıyor. Hemen Mosso'nun diğer modeline geldik. Mosso Black Edition. Arkadaşlar geçen sene bu bisikletin fiyatı 3000 TL bandındaydı. Şimdi ne olmuş? İşte 3900 olmuş. Burada da arkadaşlar %30, %35'lik bir zam karşımıza çıkıyor. Yani Mosso'da geçen yıla göre %30, %35'lik bir zam var. Geçen seneki bisikletinizin üzerine arkadaşlar %30, %35'lik bir zam geldi. Bu Mosso modelinde böyle. Diğer bir modelimize geldik. Carraro. Geçen sene bunu incelemiştik. Carraro da aksel bisiklet bünyesinde Türkiye'de üretilen bir model. Geçen sene bunu ayrıntılı incelemiştim. Gerçekten herkese tavsiye edebilirim. Şimdi biz bunu geçen sene Arkadaşımıza aldığımızda fiyatı arkadaşlar 3.200 TL idi. Şimdi gördüğünüz gibi fiyat nereye gelmiş 4.600 TL. Yaklaşık işte 40 yüzde 45 lik bir zam karşımıza çıkıyor. Şimdi burada araştırma yaptım, Özceylan bisikletle iletişime geçtim. Arkadaşlar karar oyla Bianchi modellerinde bu sene resmi olarak %39'luk bir zam var. %39. Yani geçen seneki Bianchi ve Carraro modelleri artık bu yıl %39 zamlandı. Haberiniz olsun. Özceylan bisikleti arkadaşlar herkese tavsiye ederim. Çok güvenilir bir sitedir. Çok alışveriş yapıyorum. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Son zamanlarda sadece kargoda yoğunluktan dolayı sıkıntılar yaşanabiliyor. Dediğim gibi birçok bisiklet aksesuar, yedek parça, bisiklet modelleri her şeyi alabiliyorsunuz. Türkiye'nin her yanına kargo ile ulaşım imkanı bulunuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geçen seneye göre 30'da yüzde %60 aralığında fiyat farkları bulunuyor. Bazı ithal gelen bisikletlerin fiyatları tam belli olmadı ama yine tahminimizce %30-35 gibi zam gelecek. Gerçi onlar biraz dolar euroya bağlı ama yani burada dolar euro eğer geri çekilmeye devam ederse belki ithal bisikletler arkadaşlar biraz daha uygun olur. Bugün de size fikir verebilmek için böyle bir video çektim. Lütfen arkadaşlar bu bisiklet fiyatlarıyla ilgili görüşlerinizi videonun altına yorum olarak yazın. Bekliyorum. Özellikle şu modeli ben şu fiyata almıştım ama bu yıl şöyle olmuş derseniz hiç olmazsa genel olarak bir değerlendirme yapmış oluruz. Maalesef ki bisiklet fiyatlarında bu yıl %30 ile %60 aralığında bir zam var. Bugün de size faydalı olabilmek için böyle bir video çektim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.